Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Bu videomuzda altın ons, gram altın, gümüş ons ve gümüş gram değerlendirmesi yapacağız. Videomuza başlamadan önce altının nelerden etkilendiği ile ilgili bir temel analiz de yapalım. Evet, son zamanlarda aşıyla ilgili birçok haberle karşı karşıya kalıyoruz. En son Rusya'dan ve Japonya'dan, Çin tarafından gelen aşı haberleri mevcut. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün henüz onayladığı bir aşı şu an için piyasada mevcut değil. Bu da altın tarafını güçlü tutmakta. Son günlerde Powell'ın yapmış olduğu açıklamalardan da basılan para miktarlarından dolayı dünya ekonomileri üzerinde bir enflasyonist baskının yaşanabileceğinin sinyalleri de Powell tarafından açıklandı. Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda %2 gibi bir enflasyonist baskıdan Powell'ın bahsettiğini hep birlikte dinledik. Fakat Powell çok iyimser olarak bu açıklamalarda bulunduğunu ben düşünüyorum. %32-%35 civarlarında düşünen, daralan bir Amerika ekonomisi mevcut. Bu konjonktürde %2 gibi bir enflasyonda ABD ekonomisinin kalmasını beklemek pek de inandırıcı değil. Fakat Powell'ın burada vermiş olduğu %2 enflasyonun üzerindeki bir baskıda piyasalara müdahale edebileceği şeklindeki yorum altın tarafını biraz baskıladı açıkçası arkadaşlar. Bu yorumdan anlamamız gereken enflasyonist bir baskının, özellikle kışın yaşanacak bir enflasyon üzerindeki baskının ABD'deki enflasyon oranını %2 civarlarına çıkarmasıyla birlikte Powell'ın da artık enflasyonist olarak, o da kurlar üzerindeki arkadaşlar baskının artmaması için bir nevi faiz önlemlerine gidebileceğini biz buradan anlıyoruz. Fakat bunu yapabilir mi? Orasında düşünmek lazım. Çünkü %32 daralmış bir ABD ekonomisinde kurlara daha ne kadar bir müdahale olur? Bunu da anlamak zor. Şu şekilde ABD bir devalüasyon sürecine girebilir mi? Bu da düşüncelerimiz arasında olan bir konu. ABD'de enflasyonist baskının yüksek seviyelere ulaşmasıyla birlikte ABD'de bir devalüasyon süreci yaşanabilir arkadaşlar. Evet, temel olarak bu konulara değindikten sonra altın tarafının her türlü güçlü durduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Altındaki süreç yukarı yönlü devam edeceğe benzemekte. Çünkü her türlü yol altın tarafına çıkmakta. Altında bizler için uzun vadede 2400 seviyesi önemli gözükmekte altın onsunda. 1845 seviyesi üzerinde kaldıkça altının onsunda da 2400'lü seviyelere doğru uzun bazda yükselişler yaşanması mümkün. Bizler için kısada altında takip ettiğimiz üçgen yukarı yönlü saatlik bazlarda kırılmış durumda arkadaşlar. Biliyorsunuz, geçenlerdeki videoda da bunu anlattım. Şimdi bizler için kısada 1943 seviyesi artık önemli bir destek konumu halini aldı. Bakın arkadaşlar, şuradan geçen 1943 bizler için önemli bir destek konumunu aldı. Altın buradan tekrardan bir geri dönüş yapabilir mi? Yapabilir. O da, biz buna piyasalarda retest diyoruz. Yani tekrardan bu üçgenin üst tarafını teste gidebilir. Yani şuradaki mavi çizgiyi şu şekilde tekrardan geriye doğru test edebilir. Burası da 1943 seviyesinden geçmekte. Buranın aşağı yönlü kırılmamasıyla birlikte altının onsunda yukarı yönlü ilk etapta 2010 direncine doğru yukarı ataklar beklenebilir arkadaşlar. Bu 2010 ataklarında yukarıya yönlü altın ons kırabilirse yukarıda da gene önemli bir direnç bizler için şu seviyeden geçen 2075 direnci olacaktır. Evet, altında biz 1943 geri çekilmelerde 1943 ve 1935 artık
altını beklemiyoruz. Fakat gene de bu destek seviyelerini bir kenara yazalım. Aklımızın ucunda bulunsun. 1935 üzerindeki her hareket yukarıda 2010 ve 2075 seviyelerine doğru altının onsunu yukarı yönlü taşıması beklentimiz hala devam etmekte. Kısadaki arkadaşlar, genelde Forex piyasasında oynayan arkadaşlar da altının onsunda 1944 seviyesi önemli. Şuradaki 1944 seviyesi önemli. 1944 üzerindeki hareketlerde 1967 ve yukarıdan geçen 2070 direnç noktalarını takipte kalacaklar. 1944 altında gene 1937 kısa bazlı düşünen arkadaşlar için 1937 hareketleri yaşanması mümkün. Fakat dediğim gibi 1944 önemli. Burası direnecektir. Herhangi bir retest yapması durumunda burası tekrardan test edilebilir. Altında ons bazında arkadaşlar yukarı yönlü hareketler hala devam gibi gözükmekte. Günlük bazda da onsa bakalım. Evet, günlük bazda henüz ons kırılım yapmamış arkadaşlar. Hala üçgen içinde kalmış. Yukarıda bu üçgenin dışına sarkabilmesi için de gene 1968-1970 seviyesi mevcut. Buralarda da artık haftaya bir kapanış gelmesi halinde tekrardan dediğim gibi şuradaki bir günlükte gene 2010 ve onun üzerinde de 2075 direnç seviyeleri altın onsta gözükmekte. Buradan hemen gram altına geçelim. Gram altında bizler için teknik seviyeler nerelerde, onları hemen bulmaya çalışalım. Evet, gram altında 4 saatlikten bakalım hemen yakın zamanda. Evet, şu an gram altında üçgen içerisindeki hareketler yukarı kırılmış değil arkadaşlar. O yüzden gram altında da olumlu bir seviyeye geçiş yapabilmemiz için öncelikle yukarıdaki 470 direncinin yukarı yönlü kırılabilmesi şart. Evet, şuradan bir 470 direncimiz geçmekte. Aşağıda 463 seviyesinden bir kapanış altın için olumlu gözükmekte. Fakat bu olumlu hareketin yukarı doğru devamının gelebilmesi için de bu hafta 470 seviyesini takipte kalacağız. 470 seviyesini kırıp günlük kapanışlar gelebilirse de 481 seviyesi gram altında yakınen takibimizde olacak. Önemli seviye olarak gözükmekte. 463 altında gene önemli bir destek seviyemizde. 452 desteği olarak gram altında gözükmekte arkadaşlar. Gram altında üçgenin alt tarafı bu hafta için 4 saatliklerde nereden geçiyor? Hemen onu da bulalım. Evet, dediğimiz gibi 452 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. 452 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe gram altında da yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde 480 seviyesine doğru hareket edeceği benzemekte. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafındaki hareketler nasıl? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapalım. Evet, gümüşte de ons bazında baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi daralan üçgenimiz yukarı yönlü kırılmış durumda saatlik bazlarda. Bu da gümüş onsta hareketlerin olumlu olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bizler için bu hafta gümüş onsta hareketlerin daha yukarı bazlı olabilmesi için 27.80, şuradaki 27.80 direncimiz mevcut. Bu 27.80 direncinin yukarı yönlü kırılması gerekli. Burada biraz oyalanma olabilir. Bu 27.80 direncini yukarı yönlü kırabilirsek arkadaşlar gümüşte 29.08 ana hedef bölgemiz olarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi gümüş onsun beklenebilir. Daha günlük bazda gümüş onsa bakalım biraz daha.
Evet, günlükte de gümüş onsa baktığımız zaman arkadaşlar, burada da gene üçgen içerisinde, daralan üçgen içerisinde hareketler mevcut. Bu hareketlerimiz tamamen sıkışmış durumda üçgen içerisinde, sizler de görüyorsunuz. Yukarıdan gelen düşen trend çizgisi, şurada yukarıdan gelen düşen trend çizgisi ve aşağıdan gelen yükselen trend çizgisi arasında sıkışmış bir gümüş ons. Burasının da günlükte kırılabilmesi için arkadaşlar bu hafta itibariyle gene 27-66 civarında bir yukarı yönlü kapanış olması şart. Bu da kapanış geldiği zaman arkadaşlar gene günlükte 27-70 diyelim. 27-70 üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başladı mı? Gümüş ons tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam etmeye başlayacak ve o da şurada gördüğümüz tepeyi tekrardan test etmek isteyecektir. 28.70 ve yukarıda gördüğümüz 29.80 civarındaki direnç noktalarını test etmek isteyecek arkadaşlar. Gümüş ons da gördüğümüz kadarıyla üçgeni yukarı kırmış ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceği benzemekte. Hemen gümüş gramı da gümüş ons üzerinde değerlendirelim. Bakalım gümüş gramda hareketler nasıl gerçekleşecek. 6.48 civarlarında bir haftalık kapanışta gümüş gramda yaşadık. Gümüş gramda olumlu bir kapanış yaptı bizler için. O yüzden gümüş gramda şurada 6.47 bizim için önemli bir destekti ve bu destek üzerinde gümüş gram kapanış yaptı. Şimdi bizler için gümüş gramda yukarıda takip etmemiz gereken en yakın direncimiz 6.76 direncine doğru gitmekte. Onun haricinde 6.47 üzerinde gümüş gram tutulmasına devam ettiği takdirde arkadaşlar 6.76 ve 6.95 ana direnç bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye düşünmekteyiz. 6.47 altında bir olumsuzlukta 6.29 destek bölgemiz hala bulunmakta. Fakat biz 6.47 üzerinde bir gümüş gramda kapanış gördüğümüz için hareket olumlu. Yukarıda bu olumlu hareketin 6.54 ve 6.76 ana direnç bölgelerine doğru gümüş gramı yukarı taşıyacağını düşünmekteyiz. 6.95 yukarı yönlü kırılması durumunda da arkadaşlar, sert hareketler yaşanması durumunda da 7.24 seviyesinde bulunan ana direnç bölgesine doğru gümüş gramda ana hedef bölgesi haline gelecektir. O yüzden bu rakamlar önemli. Bu rakamları iyi takip edin. Haftalık bazda baktığımız zaman, evet, üçgen içerisinde hareketlerin kaldığını görüyoruz. Burası da takribi 26.60 ve 27 bu hafta bu civarlardan geçecek gibi görünmekte arkadaşlar. Ons'un 27 üzerinde ons kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine gümüş ons devam edecektir. Gramda 6.47 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir şeklinde bu haftayı da yorumlayabiliriz. Bugün altın ve gümüş üzerinde anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi